Merhaba çocuklar, bugün de sizlerle birlikte alan ölçme testimizin ikincisindeyiz. Yukarıdaki şeklin alanı kaç karesel bölgedir diyor birinci soruda. Şimdi ne yapıyordum? İçlerine tek tek kareleri çiziyordum. Sonra sayıyordum. Çizdiğimde, şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim kare diyorum. Evet. İkinci soruya geçtiğimde hangi şeklin alanı diğerlerinden büyüktür diyor. Bu sefer yine karesel bölgeleri oluşturmam gerekiyor. Noktalı kağıt üzerinde. Ve ötekindeyim. En büyük sorduğu için önce tek tek kaç birim kareden oluşuyor alanları onları bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 birim kare burası. Sonra diğerine baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim karede burası. Ve buraya baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim karede. Burası en büyük 11 birim kareyle A şıkkı diyorum. Yukarıdaki şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımda 1, 2, 3, 4 ve 5 karesel bölgeleri oluşturdum. Sayacak olursam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane karesel bölgeden oluşuyor. Cevabım B diyorum. Dördüncü soruda aşağıdaki şekillerden hangisinin alanı diğerlerinden küçüktür? Şekiller sizi yanıltabilir. O yüzden her ihtimale karşı ben karesel bölgeleri çiziyorum. A şıkkının karesel bölgesindeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim kare A şıkkı. B şıkkının karesel bölgesini çiziyorum. Şimdi sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim karede burası. C şıkkına baktığımda şimdi sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim karede bu şekil en küçüğü sorduğu için C değil, B değil, A şıkkı diyorum. Yukarıdaki alan mavi üçgensel bölgelerden kaç tane kullanılarak kaplanabilir? Bu soruyu iki yöntemle çözebilirim. Şimdi ilk yöntemime bakacağım önce. Üçgenleri çizmeye çalışacağım. Simetriğini buraya doğru çizmeye çalışacağım bir nebze. Sonra buraya baktığımda her bir dikdörtgensel alanda iki tane üçgen var. Şu şekilde çiziyorum. Üçgenleri oluşturdum. Şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane üçgensel bölgeyle kaplanabilir. Ya da şu şekilde de yapabilirim. İkinci yöntemin biraz daha matematiksel işlem gerektiriyor. Toplam bu şeklin alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 alt kısım. Yan kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 alt kısım. Şöyle yapacağım. 6 kere 6, 36 birim kare bu şeklin alanı. Şimdi üçgenin alanını ben nasıl bulacağım? 2 tane kenarını çarpıp 2'ye böleceğim. 3 kere yan kenarı 3, alt kenarı 2. 3 kere 2, 6. 6'yı ben 2'ye bölersem 3 gelir. Yani üçgenin alanı 3 birimmiş. 36 birimin içinde kaç tane 3 birim var? Bunu bulmam gerekiyor. 3'ün içinde 3 bir kere var. Çıkardım. 6'nın içinde 3 2 kere var. 3 kere 2 6. Onu da çıkardım. Ve 12 tane ile kaplanabilir. Cevabını buluyorum. Diğer soruya baktığımda kareli kağıttaki şekillerin alanları toplamı kaç karesel bölgedir? Önce yeşil şeklimin alanını bulalım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim yeşil şeklim. Buraya baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birimde yine bu şekil. İkisinin toplamını sorduğu için 9 artı 9, 18 birimi bana veriyor. Yukarıdaki alan kırmızı dikdörtgensel bölgelerden kaç tanesiyle kaplanabilir? Bir önceki videomuzda yapmıştık. Önce bu dikdörtgensel bölge kaç tane kareden oluşmuş ona bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman şöyle yapacağım. Diğerini de aynı şekilde alt kısma geçtim. Çiziyorum. Ve kontrol amaçlı bir tanesini kaplıyorum. Evet 6. Buraya bakıyorum. Ve buradaki alt kısımdayım. Şimdi sadece saymak kalıyor bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim kareyle kaplanabilir diyorum. Noktalı kağıt üzerindeki şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Önce şeklimi karesel bölgelere ayıracağım. Birim karelerden oluşuyor alanı ölçerken. Şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 birim kare, yani 11 tane karesel bölgeden oluşuyormuş diyorum. Ali amca dikdörtgen şeklindeki bahçesine kiraz, şeftali ve erik ağacı dikti. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. İlk olarak şeftali ağaçları 8 karesel bölgeyi kaplamaktadır diyor. Ben tek tek şeftali ağaçlarının olduğu bölgeyi karelerine birleştiriyorum. Belirgin hale getiriyorum. Şimdi 8 tane karesel bölgeyi kaplamaktadır diyor. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman şeftali ağaçlarının kapladığı bölge sayısı burada A şıkkında doğru verilmiş. Ama bana yanlış olanı soruyor. Erik ağaçları 12 karesel bölgeyi kaplamaktadır. Ona da bakıyorum. Bir, önce karelerini oluşturayım. Sizler de test sorularında mutlaka karelerini oluşturuyorsunuz. Daha belirgin hale getirmek adına. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane birim kareden oluşuyor. O zaman erik ağaçları 12 tane karesel bölgeyi kaplamaktadır. Şıkkı da doğru. Kiraz ağaçları 14 karesel bölgeyi kaplamaktadır diyor. Ona bakacak olursam eğer. Kiraz ağaçları için. Evet. Karesel bölgemin dışında kaplıyorum ve oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 karesel bölgeden oluşuyor. Burada 14 demiş. Bazen sorularda bana eğer Ali amcanın bahçesini buradaki dikdörtgen şekil gibi düşünürsek, sorularda bana Ali amcanın bahçesinde kaç tane boş alan vardır diye de sorabilir. Peki ben bu tarz sorularda ne yapacağım? Ya tek tek boşluktaki alanları sayacağım ya da Ali amcanın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin bütün alanını bulacağım. Bütün alanını bulurken de şunu yapıyorum. Kenarlarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yan alan. Bir de alt alanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de yan alan. Ne yaptım? 54 olarak Ali amcanın bahçesinin bütün alanını buldum. Sonra şeftalinin, eriğin ve kirazın kapladığı alanları bulup toplayacağım. Şeftali 8 tane karesel bölgeden oluşuyordu. Kiraz ağacı 15, erik ağacı 12 ve 8. Alt alta topladığımda 8, 2 daha 10, 15. Elde var 1. 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. 35 birim kare ağaçların kapladığı alan. Benden boş alanı sorduğu için bütün alandan o boş alanı şeyi çıkartıyorum. 54'ten 35'i çıkartırsam da 14'ten 5 çıkarsa 9,
4'ten 3 çıkarsa 1 olarak, boş alanı 19 birim olarak buluyorum. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşürüz.